Değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi size özellikle benim gibi amatör yayıncıların çok ama çok işine yarayacak bir program söyleyeceğim. Bilenler olabilir muhakkak. Bilgisayarınızda Nvidia ekran kartı kullanıyorsanız bu program sizin için. Diğer ekran kartlarında da çalışmıyor çünkü Nvidia'nın kendisi için çıkardığı bir program. Nvidia Broadcast. Şurada ekranda da yazısını görüyorsunuz. Hemen Google'a yazıyorsunuz. Nvidia Broadcast diye indiriyorsunuz. Zaten indirimi kurulumu çok kolay. Ondan sonra hemen istediğiniz gibi kullanıyorsunuz. Çok uzatmadan özelliklere geçiyorum. Özellikle benim gibi dediğim gibi amatör arkadaşlar iyi dinlesin. Şimdi bunda mikrofon, hoparlör ve kamera olarak üçe ayrılıyor. Şimdi mikrofona geliyorsunuz. Şuradan hemen kendi mikrofonunuzu seçiyorsunuz. Benimkisi işte HyperX QuadCast diye bir bilgisayar. Oradan hemen özelliklere geçiyorum. Şurada gördüğünüz gibi bir oda yankısı efektini giderme var. Şimdi ben konuşurken bir yandan da efekti açacağım. Aradaki farkı şöyle mikrofonumu da yakınlaştırayım. Sizin anlayacağınızı düşünüyorum. Şu an arkadaşlar konuşurken hemen buradan oda yankısı giderme efektini açtım. Şu an muhakkak arada bir fark vardır. Bakın konuşurken kapatıyorum. Ve şu an konuşurken tekrar açıyorum ki aradaki farkı muhakkak anlamışsınızdır. Hemen bir diğer özellik gürültü engelleme. Şimdi görüyorsunuz arkadaşlar bu sesler size geliyordur tam mikrofonumla çenemin arasında bunları yapıyorum, el şıklatıyorum ve bunlar size geliyordur. Şimdi bunu yaparken gürültü engellemeyi açıyorum. Şu an açık. Gördüğünüz gibi Tam da mikrofonun önünde bu hareketi yapıyorum. Ve muhtemelen size bu sesler artık gelmiyor. Bak tekrar. Şu an kapadım. Bu sesler size geliyordur. Ve şu an gürültü engelleme kapalı. Şey açık. O kadar kuvvetli ki elektrik süpürgesinin dahi sesini kesiyor. Yani odadasınız anneniz, kardeşiniz, ablanız, eşiniz elektrik süpürgesiyle odaya daldı. Artık hiç problem değil. Ona göre kimseyi üzmeyin. Ben öyle giriyor diye biraz bağırmıştım. Hoparlörü hoparlörde de gürültü engelleme var arkadaşlar. Ben hoparlör kullanmadığım için ama ne olduğunu anlatayım. Sizin duyduğunuz sesin gürültüsünü engelliyor. Mesela bir şey izliyorsunuz. İzlediğiniz videonun arkasında bir gürültü var ya. Arka plandan bir gürültüler geliyor. Bu özelliği açtığınız zaman Buradan da hoparlörünüzü seçiyorsunuz tabi. Ben de kulaklık olduğu için hoparlör seçmedim. Arkadan gelen gürültüyü engelliyor. Şimdi gelelim kameraya. Kamera içinde hemen kameranızı seçiyorsunuz buradan. Benimkisi işte C922 Pro Stream Webcam Logitech. Buradan FPS ayarını falan yapıyorsunuz. Şimdi burada mesela ne var? Arka plan kaldırma. Bak açıyorum. Arka plan kaldırma şu an kapalı. Hop arka plan kalktı yeşil ekrana falan gerek yok ve çok kaliteli kaldırıyor şöyle sağa sola döneyim bakın siyah renk benim koltuğumu falan alıyor ben başka bir program kullanıyordum şu aralardan arka taraf gözüküyor dalgalanıyor falan bunda böyle bir şey yok çok kaliteli bitti mi bitmedi şimdi diyor ki arka plan bulanıklaştırma benim arka planımı görüyorsunuz yani şu köşeden en azından çizgiden görebilirsiniz şöyle normali bu bunun gel buraya şu çizgiyi görüyorsunuz sertliğini. Şimdi bunu açtığınız zaman gördüğünüz gibi oldukça iyi şekilde bulandırıyor. Şurada performans ve kalite olarak iki seçeneği var. Onu canınız istediği gibi ayarlarsınız. Bunu kapadım. Bitti mi? Bitmedi. Arka plan değiştirme. Arka planınızı da değiştirin. Hemen bunu açıyorsunuz. Sonra resim veya videolardan geliyorsunuz arkadaşlar. Arka planınızı değiştirmeye. Şurada bakayım başka resim var mı? Burada ne diyor? Resim veya video seçin. Şuralarda bakıyorum. Şöyle değişik bir şey. Yeni indirdiklerimden. Bu kendi arka planı arkadaşlar. Böyle bunu koyabiliyorsunuz. Şimdi şuradan resimler. Mesela burada şöyle bir oyun arka planım var. Hop gördüğünüz gibi Red Dead Redemption oldu veya buradan geldim. Şuralarda var mı? Aç diyorum. Aynısı. Şurada ben sanki başka bir çeşit indirmiştim ama o yüzden arıyorum. Hepsi diye bir şey göremedim. Bunu yapar mı? Yine Daisco'nun. Bakın arka planımı. Bunları istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Ondan sonra başka ne var? Otomatik çerçeveleme. O da böyle büyültüyor şöyle büyütüp küçültebiliyorsunuz. Video gürültüsü mi ve vinyet. Vinyet var arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. yüz izlemeyi de işaretlediğiniz zaman vinyet sizle beraber hareket ediyor. Bir de şöyle göz teması var. Arkadaşlar şu an ben e, gördüğünüz gibi kameraya bakmıyorum aslında. Yani şu an siz kameraya baktığımı düşünüyorsunuz ama kameraya bakmıyorum. Şu an normali bu. Kapatıyorum gördüğünüz gibi aslında önüme bakıyorum açtığım zaman kameraya bakıyorum. Bu siz sanki sürekli kameraya bakıyormuş gibi yapar ama aslında benim durumum şu an bu İşte bir metin okurken falan böyle gözünüz altta olacağını bunu açtığınız zaman hop sanki sürekli kameraya bakıyormuş gibi gelir. Program bu kadar ee, bakıyorum başka plan gösterir evet, ıvır zıvır. hepsini anlattık arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz takip edip abone olabilirsiniz. Ben amatör bir yayıncıyım. Daha çok oyun videoları atıyorum ama böyle özellikle benim gibi amatör yayıncı arkadaşlarımın işine yarayacak bulduğum videoların hepsini atacağım. Takipte kalın, sağlıcakla kalın.